Herkese merhaba. Bugün Tutkuyla Dans'ın birinci sezonunun final bölümünü oynuyoruz. Bölüm 11, final. Michel onu bir bakışla aradı ama hiçbir şekilde bulamadı. Ne oluyor be? Nerede o? Büyük bir alkış. Maça kızları. Onlardan sonra sahneye çıkıyoruz. Brandon nerede? Kahretsin. Bilmiyorum. Telefonu kapalı. Ne olur gergin olmayalım. Geçen sefer de geç kaldı ama her şey yolunda gitti. Hadi kızlar. Michel sahneye baktı ve nefes nefese kaldı. Çocuklar, başka bir sorunumuz var gibi görünüyor. Çocuklar rakiplerinin dansını izleyerek yanında durdular. Tabii ki onlar çok değerli rakipler. Ama bence siz daha iyi performans gösteriyorsunuz. Ne? Pardon. Maça kızları her zaman ana rakiplerimiz olmuştur. Ama sizin gelişinizle kavramlarını kaybediyorlar. Vay canına. Beklemiyorduk ama çok memnunuz. En önemlisi berbat etmeyin. Evet, şimdi kızlar stadyumu yırtıyorlar ve onları yenmeniz çok zor olacak. Size inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, umarım. Maça kızları performansı bitirdi ve eğilerek sahneyi terk etti. Resmen yaktık. Daha iyisini de gördük. İyi şanslar çocuklar. Teşekkürler. Tutkuyla dans. 10 dakika sonra sahneye çıkacaksınız. Üzgünüm. Bir şekilde performansı erteleyemez miyiz? Üzgünüm ama son takım sizsiniz ve çıkış zamanınız değiştirilemez. Bir sorun mu var? Hayır, her şey yolunda. Ve sonra Michel açılan kapıya baktı. Herkese merhaba. Ya seni ama ben kostümünle görmek isterdim. Kostümler çok güzel. Çok şükür. Nerede kaldın lan? Michel histerik kahkahalarına karşı biraz ihtiyatlıydı. Biliyor musunuz? Bunun için çok bekledim ve işte o an geldi. Ve bu konuda çok fazla düşünce ve söz vardı ama şimdi bir şekilde uçup gittiler. Komik değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Gidiyorum. Ne? Aynı bu bumerang. Justin hatırlıyor musun? Ne yapmalıyım? Brandon'dan açıklamasını isteyeyim. Şu sürtüşmenin nedenini bir öğrenelim. Brandon ne yapıyorsun? Brandon koreografa arsız bir bakış attı ama yüzünü gördüğü anda kabadayılık buharlaştı. Üzgünüm Michel. Eğer her şeyi daha erken mahvedebilseydim yapardım ama bir bok yapamadım. Ne yaptın? Her aşamada kirli numaralar yapsam da her şeyle başa çıktınız. Lanet olsun, zavallı Hiro bile oyundan çıkarıldı. Takım duydukları karşısında şok oldu. Ne biçim bir yaratıksın sen? Hepsi senin yüzünden, hepsi senin hatan Justin. İkiniz de ne yaptınız? Şimdi Justin size rapor versin. Brandon grubun liderini bir bakışla yaktı. Üzgünce gülümsedi ve ayrıldı. Gözyaşları onu boğdu ama Brandon'ın böyle gitmesine izin veremedi. Michelle onu zor yakaladı. Tatlım, neden kaçtın? Brandon, neden? Seninle Justin arasında ne olduğunu bilmiyorum. Ama senin için ümit eden başka insanlar da vardı. Ben de umuyordum. Michel, diğerleri umurumda değil. Sana zarar vermek istemedim. Ama başka türlü olmuyor. Kızın gözleri şişti ve gözyaşlarından kızardı. Ve o gergin bir şekilde dudaklarını ısırdı. Canım, şş, bana gel. Brandon sakinleştirmek için ona sarıldı. Başını okşadı ama boşuna. Beni nasıl bırakabilirsin? Senin için intikamdan daha önemli bir şey yok mu? Sahip olduğum tek şey bu Michel. İçimde başka bir şey yok. Bu yüzden öyleyim. Bana sahiptin. Ne kadar zor olursa olsun ama seninleydim. Seni terk ettiğimde seni kaybettim. O geceden sonra gitmene izin verdiğimde seni kaybettim. Sonra herkese bizden bahsettiğimde ve tam bir egoist gibi davrandığımda istesen bile beni affetmezdin. Bunu bana neden yapıyorsun? Affet beni. Kıza daha da sıkı sarıldı. Aramızdaki her şeyi asla unutmayacağım. Sonsuza dek soğuk kalbimi eritmeyi başaran tek kız olarak kalacaksın. Brandon kıza baktı ve kolyesini çıkardı. Tek kelime etmeden kolyeyi boynuna taktı. Gözyaşlarından ıslak yüzünü avuçlarına aldı ve o zamanki gibi alnını öptü. İşte şimdi bu onların son öpücüğüydü. Gözlerini kapat. Hayır. Lütfen. Bu benim son dileğim.
İsteksizce Michel itaat etti. Gözlerini kapattı ve öpücüğünün tatlı tadını hissetti. Seni özleyeceğim. Vücudundan bir ürperti geçti ve gözlerini açtı ama Brandon artık yoktu. Elveda. Michel bir şekilde toparlandı ve sonunda takıma döndü. Buna inanamıyorum. Çocuklar, zamanımız kalmadı, ne yapacağız? Justin en azından bir şey bulmaya çalışarak deli gibi viski içti. Dur, Michel. Ne? Onun yerini alabilirsin. Ne? Son antrenmanımızı hatırla, en ufak ayrıntılarıyla. Michel o günü hatırlamaya çalışarak gözlerini kapadı. Çocuklar, bu harikaydı, başardınız. Hepsi senin sayende. Dinleyin, hala zamanımız var. Ve Michel, bizimle tam bir dans yapmaya ne dersin? Birlikte mi? Bu harika bir fikir. Dinleyin, ana dansınız sorun değil ama striptiz. Şimdi soyunmayacağız. Heh, tamam, hadi deneyelim. Takıma mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Çocuklar öyle dans ettiler ki sanki her zaman beraber performans göstermişler. Şimdi biraz daha sıcak bir şekilde deneyelim. Erkekler kızı güneş ışığından yapraklar gibi gizleyerek çevreledi. Kollarını uzattılar ve yumuşak bir şekilde geri çekildiler. Açılan bir çiçeği taklit ettiler. Dansçılar kendilerinden ve koreograftan kıyafetlerini kopardıklarını ve sıcak bir striptiz koreografisi verdiklerini tasvir ettiler. Ve Michel sadece ritme teslim oldu. Yoldan geçenler durdu. Gözlerini parlak gruptan ayıramadı. Bu harika. Dansımız gerçekten iyiydi. Bu yüzden bizimle sahneye çıkmalısın. Joe'yu destekliyorum. Ben de katılıyorum. Hayır dur, yapamam. Katılımımla dans sona ermedi ve bu bize çok pahalıya patlayacak. Başka seçeneğimiz yok. Joe, bu tartışılmıyor. Ben halledemem. Michel, bunu sana nadiren söylüyoruz ama sen harika bir koreograf ve müthiş bir dansçısın. Sana her baktığında vücudunu dinleme yeteneğini kıskanıyoruz. Çünkü herhangi bir dansı yapabilirsin. Sana inanıyoruz. Kendinizi kontrol edin, kontrolünüzü kaybedin. Şimdi koreograf olarak değil, dansçı olarak konuşuyorum. Sahneye çıkarsam size ayak uyduramam. Üzgünüm ama bu riski göze alamayız. Hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar, zaman, böyle çıkıyoruz. Yargıçlar onları sahneye davet ettiler ve çocuklar izleyicilere güvensiz bir şekilde çıktılar. Tanrım, çocukların taş yüzleri bile mükemmel oturan kostümler izlenimini bozmadı. Işıklar söndü ve spot ışıklarının ilk yanıp sönmesiyle yavaş yavaş sahnenin ortasına çıktılar. Ya kostümler gerçekten güzel. Justin'in ortada olduğu bir eşkenar dörtgene dizilen dansçılar vücudun ağırlığını sağ bacaklarına aktardı. Lider elleriyle kapattı. Harika. Kollarını uzatarak farklı yönlere sıçradılar ve onun için yolu açtılar. İzleyiciler takımın koordineli eylemlerini dikkatle izledi. Devam. Atlayıp sırtlarını seyirciye döndükten sonra kollarını başın arkasına koydular ve ayaktan ayağa atladılar. Hadi çocuklar. Hareketleri keskin, sertti ve her şey yolunda gitti. Ama Brandon olmadan dansın 3. aşaması bir çatlak verdi. Kahretsin. Başını tutarak Michel bir çözüm bulmak için gözlerini kapadı. Şimdi tamamen başarısız olacaklar. Yapamam. Daha fazla seçenek olmalı ama tek bir çıkış yolu vardı. Canı cehenneme. Kız doğru olanı bulmak için çaresiz bir girişimde takım elbiseli bir rafa koştu ve kusursuz stil. Parlak gül. Kostümünü çabucak giydi ve sahneye koştu. Sahneye bakarken erkeklerin strip'e geçtiğini ve hiç zaman kalmadığını fark etti. Geçen müzik eşliğinde onlar soyunurken kulüpten kaçtım ve şimdi onlara birlikte sahneye katılıyorum. İşler nasıl değişiyor? Muhteşem bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ne yapmalı? Işığı kapatın, dumanı açın. Michel pro teknikçiye koştu. Programda küçük değişiklikler, ona bir not vererek geri döndü ve çıkışını bekledi. Aniden tüm sahne kalın sisle kaplandı ve tüm stadyum beklentiyle dondu. Michel çocuklara çıktı ve çemberin ortasında durdu. Ben sizinleyim. Biliyorduk. Antrenmandaki gibi yapıyoruz. Bölüyor muyuz?
Bu olmadan mümkün değil. Sonunda seyirciler sahnede neler olduğunu gördüler. Çok sesli bir ah geldi. Çocuklar izleyicilerle yüzleşti ve koreografi çevreledi. Başlıyoruz. Çocuklar diz çöktü ve herkes öne doğru bir takla attı. Kendilerini yükselterek ellerini yavaşça kıza uzattılar. O anda Michelle salona döndü ve yavaşça bacağını kaldırdı. Çizim gerçekten güzeldi. Şans eseri yağmur yağmaya başladı. Anında ürkütücü bir sahneye dönüştü. Harika. Çocuklar gülümsedi çünkü yağmur onların işine yaradı. Kostümlerin üst kısımlarını yırtarak sahnenin kenarlarındaki direklere atladılar. Michelle striptizi görmezden gelerek konsept tarzında dansına devam etti. Başaracağım. Kolları yıldızlara, yağmura doğru uzatarak diz çöktü. Suyu sıçradı. Dansına ve yıldız saatine tamamen teslim oldu. Yavaş yavaş yükselen Michelle erkekleri bir iple çekmeyi tasvir etti. Çok güzelsin. Şimdi. Her biri onu kostümün belirli bir kısmını yakaladı ve çekti. Şimdi Michelle güzel bir mayo ile seyircilerin önünde parladı. Takım elbise altına bir mayo giymem iyi oldu. Michelle direğe koştu. Üzerine atladı ve gökyüzünde süzülen bir kırlangıç gibi döndü. Şimdi koşacağım. Joseph ve Christian'a. İlk kez Carlos ve Justin yaratılan üçlüyü rahatsız etmemek için arka plana çıktılar. İşte bu ilginç. Joseph ve Christian onun arkasında durdu. Her bir avuçlarına dokundu, omuzlarına doğru yükseldi. Christian onu yakaladı ve kendine doğru çevirdi. Koreograf atladı, bacaklarını beline sardı. Devam et. İzleyiciye çiftin öpüşmek üzereymiş gibi göründü. Ama sonra Joseph aralarına girdi. Onu belinden aldı ve Michelle Christian'ı itti ve ikinci adama tamamen teslim oldu. Harika. Joseph kızı sahnenin etrafında döndürdü ve gergin bir kucaklama içinde dondular. Dansçı yavaşça onu eğdi ve kırılgan vücudun boşlukta bir anda olmasına izin verdi. Michelle düzleşti ve gülümsedi. Sahnenin ortasına çıktı. Dansını hatırladılar. Burada Justin'i de biraz her şeyde önde diye seçmedim. Erkekler her iki taraftan onu kendi üzerine kaldırdı ve diz çökerek onu takip etti. Bütün dış dünyadan saklayarak ona sarıldılar. Salon üç dansçıdan gözlerini alamadı. Dans harika görünüyordu ama bitirilmesi gerekiyordu. Michelle Justin'in elini tuttu ve sahnenin kenarına götürdü ve geri kalanlar geride kaldı. Justin onu bir vals gibi döndürdü. Ama o kollarını açtı ve erkekten biraz uzaklaştı. Geri kalan çocuklar koştu ve diz çöktü. Ve Michelle Justin'in belini bir ayağıyla sardı ve omuzlarına sarıldı. Başardık. Stadyum ayakta alkışladı. Tanrım. Aferin. Gülerek çocuklar kızı kollarına aldı ve sahneden çekildi. Tamam, bırakın. Çocuklar minnettarlık sözleriyle ona sarıldılar. Michelle de memnun oldu ancak bir soru kafasından bir türlü çıkmıyordu. Sonuçları öğrenmeden önce başka bir şeyi çözmemiz gerekiyor. Justin, Brandon ile aranızda ne oldu? Kahretsin, belki şimdi değil. Ne yapmalıyım? Bir skandal düzenleyin, kibar olun. Hemen şimdi her şeyi anlatacaksın. Brandon'a yaptığınız eziyetleri çok uzun süre tolere ettim ama artık yapmayacağım. Konuş. Tamam. Birkaç yıl önce oldu. Brandon ve ben en iyi arkadaştık. Her yerde birlikte takılırdık, kulüplere giderdik, kızları tavlardık. Ama ortak bir zemin bulmamıza yardımcı olan bu değil, dans. İkimiz de onsuz bir hayat hayal edemezdik. Brandon bir keresinde en başarılı dans akademilerinden birinin yöneticisi olduğu ortaya çıkan önemli bir adam tarafından fark edildi ve onu seçmelere davet etti. Brandon çok heyecanlıydı. Ona böyle bir fırsat verileceğini hayal bile edemezdi. Kıskandın mı? Ne? Hayır, elbette. Onun için mutluydum. Özellikle buna ilgi duymadım. Ama görünüşe göre her şeyin kıskançlıktan kaynaklandığını düşündü. Ne oldu? Brandon o kadar endişeliydi ki benimle dans etmeyi daha kolay olacağı için ortak bir numara yapmayı istedi. Kabul ettim ve gerçekten harika bir dans yarattık. Sadece onun yerine başka bir kız iddia etti. Acayip güzel ve yetenekli. Ve karşı koyamadım ve çok aşık oldum. Brandon beni onun...
onun beni kullanacağını söyledi. Ama ben onu dinlemedim. Seçmelerden önceki gece beni bir kulübe götürdü ve çok sarhoş oldum. Sonra odamda uyandım ama o artık yoktu. Sonra ne oldu? Sonra saate baktım. Brandon'a uçtum ama maalesef geç kaldım. Geçemedi ama o kız geçti ve beni terk etti. Ay, Tanrım. Çok uzun süre özür diledim. Beni affetmesi için yalvardım ve her şey geçmişte kalmış gibi görünüyordu. Ama seni de uyarmış yani çocuk. Ama yine de seni affetmedi. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, tam bir pislik gibi davrandın ama Brandon, bu kadar zaman kin tutmak ve sonra böyle bir şey yapmak ve sadece sana değil tüm takıma, ikiniz de iyisiniz. Bütün salon yargıç ve asistanı sahneye çıktığında sessiz kaldı. İkincisi kupayı ve milyon dolarlık bir sertifika elinde tutuyordu. Bayanlar ve baylar, hanımlar ve beyefendiler, yarışmamız sona erdi ve seçim yapıldı. Dansçılarımıza güzel performansları için teşekkür etmek istiyoruz. Özveriniz, cesaretiniz, gücünüz ve yeteneğiniz burada olmanıza yardımcı oldu. Ve tüm bu süre boyunca bizimle birlikte olduğunuz için seyircilere ve izleyicilere teşekkür etmek istiyoruz. Ve bu yıl kazananlarımız oluyor. Tanrım, izleyemiyorum. Sakin ol. Önemli olan iyi performans gösterdiğimizi biz de biliyoruz. Katılıyorum. Sessiz. Şimdi. Tutkuyla dans takımı. Evet. Başardık. Hayır, ne oluyor be? Sakin ol, bunu hak ettiler. Sen kimin tarafındasın? Bir dahaki sefere daha iyisini yapacağız. Bir dahaki sefere olmayabilir. Sizi dinlememeliydim ve son zamanlarda olduğu gibi yapmalıydım. O zaman kesinlikle kazanırdık. Kaybetmek demek kaybettik. Öfkeli Miranda döndü ve gitti. Claire ve Lucy takımı tebrik ettiler. Hepsi senin sayende Michelle. Çocuklar koreografa sarıldılar ama o sessizdi. Hakimin sözleriyle şok oldu. Lütfen bize katılın. Çocuklar kızı kollarından tuttu ve sahneye çıktı. Asistan Justin'e kupayı verdi ve o da koreografa verdi. Al, bunu hak ediyorsun. Yapamam. Hadi ama. Michelle titreyen elleriyle kupayı aldı ve gülümsedi. Başının üstüne kaldırdı. Ancak bugün sizi bekleyen tek ödül bu değil. Yani ayrıca size güzel bir kostüm ödülü veriyoruz. Ah, teşekkür ederim. Başarınız için tebrikler ve aynı gayretle Avrupa'da kazanacağınızı umuyoruz. Av ne? Söylemediğim için üzgünüm. Sadece kazanmayı beklemiyorduk. 1 milyon hariç takım Avrupa'da bir tatil kazandı ve Avrupa yarışmasına katılma fırsatı. Ne diyorsunuz? Bizimle gelmek ister misin? Ben bilmiyorum. Yapabileceğimden emin değilim. Hadi ama, yalvarıyoruz. Ah, tamam. Kabul ediyoruz. Harika. O zaman Avrupalı rakiplerinizi selamlayalım. Birçoğu onları tanıyor. Herkes onlara aşık. Buz Kalpler takımını sahneye davet ediyoruz. Çocuklar güldü ama Michelle gergindi. Kötü bir şeyler hissetti ve elbette haklıydı. Ne oluyor be? Tüm izleyicilere hoş geldiniz diyoruz ve Birleşik Devletler'de bu kadar sıcak bir karşılama için teşekkür ederiz. Ay, bizimle konuşan. Umarım ekibiniz konukseverliğimizden de memnun olur. Olamaz. Orlando. Erkek elini uzattı. Kızdan bir cevap bekledi. Michelle. Orlando ve koreografın bakışları bir araya geldi. Hiç şaşırmış görünmüyordu. Bu. Hero. Ve çok değişti. Avrupa'da görüşmek üzere. Anlamadım, Hero'nun orada ne işi vardı? Neyse, birinci sezonun sonuna geldik. İkinci sezon görüşmek üzere.